Şimdi bir aile skecimiz var. Her çocuklu ailenin sorduğu bir soruyu sorduk. Nerede bu çocuklar dedik. Hilmi ve Fatma yazdı. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Eskiden bu maketleri yaptım da çocuklar etrafıma toplanırdı. Nerede bu çocuklar? Ay, her gün aynı soru. Her gün farklı bir cevap. Sürekli bir yerlerdeler. Sürekli bir yerlerdeler. Lan bir günde gelin ananızla babanızla oturun. Ay hadi konuşma şu kapıya bak Davut. Vır vır vır, vir vir vir. Ay hoş geldin oğlum. Buyurun, kime bakmıştınız? Ne oldu? Ben seni bir çıkaramadım. Hanım sen çıkardın mı? Aa! Bu bizim küçük oğlan Berkay değil mi? Ay Davut sus, bir sus. Oğlum bir şeyler hazırlayayım mı, aç mısın? Yok annem, ben hiç gelmemişim gibi siz hayatınıza devam edin. Hemen gideceğim. E niye geldin o zaman? Çok sıkıştım ya, lavaboyu kullanıp gideceğim. Tabii tabii. Burası umumi tuvalet zaten, gelin gidin. Ay ne yapsın çocuk, komşuya mı gitsin Davut? Bundan sonra banyonun önüne turnike koyacağım. Akbil basıp öyle girsinler. İyi, ben de kapının önüne koyarım. Geç geldiğinde çift basarsın. Ama gözüme bir değişik geldi ha, büyümüş sanki. Hadi ben kaçtım. Kaç, kaç tabii. Eşşi ol eşşi. Baban hariç. Aa, bu evdeymiş. Ha kızım. Kızım. Yok yok, buna seslenmeyeceğim. Buna ya mesaj atacaksın ya arayacaksın. Alo, kızım nereye? Anne, Berkant aşağıda bekliyor. Yemeğe gideceğiz. Ha iyi, tamam. Selam söyle. Afiyet tamam. Olsun kızım. Aa, sağ ol. Babama da selam söyle. Aleyküm selam. Bu Berkantlar ne zaman istemeye gelecekler? Böyle bir planınız var mı yoksa bir 8 sene daha sevgili olarak mı takılacaksınız? Baba ben kariyerime odaklanmak istiyorum. Daha kaç kere konuşacağız bunu ya? Ne kariyeri ya? Kızım sen call center'da çalışmıyor musun? Ne yapacaksın? Çalışıp çalışıp telefon mu olacaksın? Tamam babacığım. Ver şunu, ver sen. Alo kızım, hadi gidin siz. Tamam, tamam öptüm. Hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi ben de. Hadi. 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 Bu telefon olur ha, ben sana söyleyeyim. Vallahi bak, olacaksa bari akıllısından olsun. Ay gitme kızın üstüne ya. O şey, meslek şey, deferüs, defar... neydi lan o? Deplasmasyonu yok. Ondan olur. Allah'ım. Ay hoş geldin diğer kızım. Hoş geldin Gönül. Bir şey mi oldu? Hayırdır? Oyuncağım nerede? Oyuncağım nerede? Dur bir dakika. Oyuncağım nerede? Gel öpeyim. Gel öpeyim. Bir öpeyim bir. Serkan ne yapıyorsun anneciğim? Bir öpeyim anne. Bir öpeyim dur bir. Oyuncağım nerede kız? Anne anne. Allah aşkına Efe kan. Allah adı verdim Efe kan. Bir öpeyim bir öpeyim. Bir öpeyim. Nerede oyuncağım? Anne. Bir baksana şunun oyuncağı neredeymiş? İçerideydi oyuncağı. İçeride mi? İçeride mi? Ne yaptı lan? Dağıttı her yeri bu. Ay bilemiyorum baba ya. Oyuncak için gelmenize hiç şaşırmadım ha. Aman bir gün de annenize babanıza oturmaya gelin. Ay baba ne oturması? Kayhan aşağıda bekliyor zaten. Efekan'ı bugün basketbola yazdıracağız. Yazıklar olsun size be. Yazıklar olsun. Ananızı babanızı yazdırmazsınız ama. Ay baba basketbol Allah aşkına. Senin bu yaştan sonra onunla ne işin olur? Ona mı diyorum ya? Bir hacca umreye bir şey yazdırır insan. Bir öpeyim, bir öpeyim. Allah kahretmesin. Bir buyrun oldu bu çocuk ya. Neyse hadi oyuncağı da geldi. İyi tamam Fekan. Hadi. Hadi anneciğim görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi. Bir öpeyim anneanne. Bir öpeyim. Bir öpeyim. Selam söyle göt damada. Ne bu? Göt denir mi damada? Göt olmasa götler miyim damada? Ayıp bir şey ya. Yukarı çıkmamak nedir ya? Yukarı çıkmamak nedir? Tam kendisine yakışanı yaptı. Ya arabayı bırakamamıştır çocuk. Hem sen böyle konuştuğun için gelmiyor yukarı. Hey Şermine, herkes pırlanta, ben aksi lanet huysuz bir ihtiyarım. Evet, 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 ben boş boş işlerle uğraşırım. Böyle gemileri şişeye geçiririm. Boş boş işlerle uğraşan aksi huysuz lanet ihtiyar bunak bir adamım ben, evet. Ay sus be, tiksindim. Uzatma. Acıktım. Gel bari baş başa yemek yiyelim. He. Ben çocuklar yok diye yemek de yapmadım. Şerbin, ben senin için bir boşluk muyum bu evde ya?
Boşluk muyum ya ben? Ben yok muyum bu evde? Ay ne yapalım? Hem gerekirse zeytin ekmekle de yetiniriz diyen sen değil miydin? Boş laf mıydı onlar? Gerekirse. Yani çok zor durumda kalırsa ne olursa olsa yeriz anlamında. Ne yapalım? Yiyelim işte. Aa, abartma be. Bunlar nasıl nankörleşti? Ben anlamadım ya. Nankörleşmediler. Bey, büyüyorlar çocuklar. Büyüyorlar değil mi ya? Tabii. Doğru diyorsun, büyüyorlar. Biri evlenir gider, biri ergen parklarda dolaşır. Biri burayı zaten otel gibi kullanır. Biri üniversitede, biri... Kaç çocuk yaptık kız be, sayamadım. Doğru saydın, 4. Tamam, bitti. 4. 4. Eskiden ne güzeldi ya. Burada paytak paytak dolaşırlardı. Evin içinde bir neşe vardı ya. Bağırışlar, çağırışlar. Onun peşinden koş, bunun peşinden koş. Böyle bir başımıza kaldık bu evde. Keşke gelseler ya. Tıpkı eski günlerdeki gibi. Keşke gelseler. Hadi kalk, duygulanma hadi. Yemin ederim evden çıkmayacağım artık. Bu ne ya? Kızım ne oldu? Berkant beni beğenmedi. Bu ne böyle, yüzünde her renk var ama renk diyebileceğim bir renk yok yani dedi. Rengi yokmuş, neymiş? Ay soluksun demiş, bir dur. Başka ne dedi? Üstümdekiler paçavra gibiymiş. Paçavrası üstünde mi? Ay bir dur ya, ne dedi kızım? Bak yanlış anlamış olmayasın ha, ne dedi tam olarak? Bu tip ne böyle, palyaço gibi olmuşsun dedi. Yok, kız doğru anlamış. Dur tamam, şişt, ağlama bakayım, konuşuruz biz. Tamam mı? Konuş. Aa oğlum ne oldu? Bir şey yok, kapı gibi çaktı. Ne? Dayak mı yedin lan? Ne oldu? Ulan nasıl vurduysa yalan bile söyleyemiyorum. Kapı gibi çaktı. Ne oldu oğlum? Dayak mı yedin? Bir şey yok ya. Buna ne oldu? Ay ne olacak? Ay kızım ne oldu? Boşanıyoruz. Yine ne oldu? Asıl buna ne oldu? Beni boş ver ya. Sana ne oldu? Ay sen asıl onu boş ver. Size ne oldu? Ya bir şey söyle. Burada ne oldu? Ya ne oldu? Yasaklıyorum. Ne oldu? Konuşamadınız. Tek tek gelin ya. Bu ne böyle? Tek tek geldi zaten çocuklar. Ne diyorsun Şenbin? Allah Allah. Gelmiyorlar, gelmiyorlar diyordun. Al tek tek geldiler işte. Geldiler de bana mı geldiler ya? Şu çocuğun yanında yapmayın bari. Kalk kız. Allah Allah. Etkileniyor çocuk. Gel yavrum, gel. Gel Efkan, benim yanıma otur. Efkan, gel yavrum. Annenle baban tartışmışlar. Sen üzülme yavrum, tamam mı? Ben üzülmüyorum ki hiç. Vallahi annemin her zaman hali hep böyle kısıp barışıyorlar. Şimdi kesin babam çikolata alır ya da çiçek alır ya da hiçbir şey almaz. Dümdüz gelir öyle barışmaya. Bak sana bir şey söyleyeyim. Kızını korurken sakın babam hakkında ileri geri yapma. Vallahi gider her şeyi babama anlatırım. Ne biçim konuşuyorsun lan sen? Ne biçim konuşuyorsun Şeref? Bak seni zaten baban da. Dede hadi çikolata bir şey ağzından desene hadi dede. Lan sen dede demeyi geçen hafta öğrendin lan. Ne? Senden mi korkacağım ben? He? Sen git babana söyle. İstersen o dedene söyle. Ben sizden hiçbir zaman korkmam. Tırrek. Öyle mi? Öyle canım. Öyle. Çocuk. Öyle. Ya, öyle. İşte gel. Atma. Şirmin. Kim attı bunu? Vallahi sorun kaçırttım ha. Hayır. Lan niye atıyorsun piç kurusu? Niye atıyorsun sen? Dayıcım iyi misin dayıcım? Ama ne yapıyorsun ya? Götür tamam, götür odaya götür. Ey dayıcım. Ulan evi başımıza yıkacak bu. Git bak çabuk gel. Hadi oğlum git. Bir yerini kesmesin, yürü. Ah canım ailem ya. Senin ne işin var burada? Hakikaten lan senin ne işin var burada? Sen 248 kilometre ötedeki Pamukova Üniversitesi'nde 4 yıllık turizm otelcilik okumuyor muydun? Yaz okulunu kazandım. Ah. Evet. Aynen yazın orada olacağım için kışın burada olmaya hak kazandım yani. Ay aferin benim akıllı yakışıklı oğlum, aferin. Bir dakika ya. Bu kazanılan bir şey mi? Geçen Osman'ın oğlu ben kaldım diyordu. Tabii ya. Hem kazanılabilen hem kalınabilen bir şey. Ben kazanan tarafta olmaya hak kazandım. Yani öyle düşünün. Mesela Berkay öyle değil. Berkay hep bu kalınabilen tarafta. Ben öyle değilim. Ben başkayım ya. Ben değişeyim ya. Yeter lan yalan söylediğin. Ne yalan lan?
Ne yalanı? Ya hadi turizm ve otelciliği 4 senelik diye yutturdun. Yaz okulunu kazandın mı? Oğlum sen niye söylüyorsun lan? Niye ya niye ben hayırsız evlat oluyorum ya? Hayırsızsın. Ya sen bir dakika. Sen ispiyoncu değil misin? Dayağı o yüzden yemedin mi? Ya sen ne konuşuyorsun? Bir eve gelmişsin, zengin kocayla evlendin. Bir afrolar, bir taflar, yüzünü gördüğümüz yok. Ya Berkant sana bakmadı senin mı? Ne oldu be? Ne yapıyorsun? 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 Bu ne ya böyle? Allah Allah! Aman çocuklarımız gelsin, hep birlikte olalım, birlikte yaşayalım dedik. Böyle mi geleceksiniz lan babanızın evine? Hiç çekmemiş mi aynı babası tarafı? Ya baba ne yapıyorsun? Etkileniyor çocuk. Ya bu neymiş arkadaş ya? Allah, vallahi hiç... Efe kal! Ben odama gidiyorum abi. Dayı. Ha, aferin anneciğim. Bir dakika ya, ne oda? Benim odam burası ya. Bir dakika. Benim odam. Hayır, benim odayı kimse ver. Lan yemeği birbirinize. Ay bu ne ya? Al. Gelmiyorlar diyordun ha. Bunu mu özledin? Vallahi bunu özledim. Ne yalan söyle. Ne güzel, evimizde hareket oldu ya. Gürültü oldu. Ben kargaşasını seviyorum. Ne güzel. Ben hep oradan 7 senede yaptım onu. Çalın bakayım, çin. Hamza çal bakayım Hamza. Biraz tabii küçük dev adam da devreye girince... ama çok güzel, bir kere skecin derdi güzel. Hep çocuklara söylediğim şey, skecin derdi güzel olacak. Derdi güzel olursa... kaç defa daha derdi güzel diyeceğim ben. He, derdi güzel olacak. Hatta türkümüz de vardır. Derdi güzel, ağlama demişti. Kim yazmıştı bunu? İlmi ve Fatma. Aferin, alkışlıyoruz İlmi ve Fatma'yı. Evin içindeki o gerçek duyguyu yakaladığımızda çok sıcak bir şey oluyor. Birdenbire bir uzun zamandır seyrettiğimiz bir dizinin içinde gibi buluyoruz kendimizi. Yanlış mıyım? Doğru değil mi? Çok güzel söyledim. En güzel şaka hangisiydi? En güzel şaka Hamza'ydı. Yani ama şaka olarak hangisiydi? Ne canım? Ne demek istiyor? Son gemiyi atma ha. Aferin, güzel finaldi. Çok güzel şakaydı. Şakaları da güzeldi ama esas mesele içerik çok dolu doluydu. Gerçek bir ev sıcaklığını hissettiren bir skeç oldu. Sen ara sıra daha çok bağırıyordun çocuğa. Evet hocam. Çünkü annenin böyle anlayış gösterdiği en son geldiği bir nokta var. Nedir o? Allah aşkına Allah'a da verdim. Yok ne? Hayır, saçmalama. Bir daha yapıyoruz, aynı yerden alıyorum. En son bağıracaksın. Annenin çocuğa çıldırmış bir şekilde bağırmasını duymak istiyoruz. Biriktir içinde. Biriktir içinde. Yapma yavrum, yapma yavrum, yapma yavrum. Efe kal! Allah beni. Şimdi çocuklar bir o sınırı bulurlar bir gün. Öyle mi? Bak burada aile içi bakışmalar var. Tabii. Siz yapmak ister misiniz? Ya evet. Biz sizin için yaparız. Tabii ki her anne baba bunu yapar. Yapma yavrum. Tamam yavrum. Hadi benim güzel yavrum. Aman yavrum. Güzel yavrum. Yapma lan! Yani bir sınırını bulurlar oraya kadar. Artık oraya gelmeden susturamazsınız. Çocuklara öyle şeyler yapmayın. Çok güzel hareketler devam ediyor. Çok güzel hareketler bu.